30 Ağustos 5 Eylül. Değerli terazi burçları nasılsınız? İnşallah her şey güzel ve keyiftedir. Değerli teraziler, bu dönem biraz daha kendinizi tedirgin, panik, alana ait olamama, devamlı gözünüz başka bir noktaya dalabilir. Ruhsal olarak kendinizle ilgili niye ben hiçbir şeye adapte olamıyorum diyebileceğiniz bir dönem. Özellikle yorucu bir hafta. İş ortamınızdaki, çalışma alanınızdaki insanlar sizi köle gibi çalıştıracağını düşünüyor. Çok yıpranıyorum, üstüme çok geliyorlar. Gevşemeye ve rahatlamaya çok ihtiyacım var ama hep mükemmel olmam için mücadele ediyorum ve insanların gözüne batıyorum diyebilirsiniz. Evet, bu ara sivri dilinizle birlikte insanların gözüne batabilirsiniz, haklısınız. Ama maşallah hiç de hatalarınızın farkına varmıyorsunuz. O yüzden lütfen biraz daha zorlayıcı haftayı yumuşatarak geçirirseniz her şey gerçekten doğru adımlara ilerleyecek. Ama 9 Eylül ve 11 Eylül'den sonra daha büyük bir rahatlığa, ama şunu demek istiyorum, zor bir hafta. İşinizle alakalı sorunlar, çözülmesi gereken evraklar, ani karar vermekten korkma yönümüz, geçmişe ait emek verdiğiniz her şeyin terse dönmesi, biriktirdiğiniz birikiminizle alakalı bazı korkularınızı tetikleyebilir. Yani kendi kendinize endişe hakimiyeti yaratacaksınız. Ortada hiçbir şey yok. Kafanızda kuracaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim, yalnızlık korkusu, evde kalamamam, karanlıkta duramamam diye enteresan bir endişeye gireceksiniz ama bence artık kendinizle yüzleşin, hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Adalet ve dengeyi siz yaratıyorsunuz. Yavaş yavaş derin nefes alacağız. Korkularımızla yüzleşeceğiz. İşimizle ilgili emek verdiğimiz her şeyi daha hızlı ve kontrollü yapacağız. Gözümüzden hiçbir şey kaçmayacak. Bu hafta yorucu olacak ama sonu kazançlı olacak. Özellikle 9 Eylül'den sonra hak ettiğiniz kazançlar daha oluşumlu şekilde hayatınıza girecek. Geçmişe ait ilişkileriniz tekrar gün yüzüne çıkacak. Bu da sizi çok fazla yıpratabilir. Eski sevgiliniz ısrarla dönmek isteyebilir. Siz istemeyebilirsiniz. Bununla alakalı biraz korkularınız artabilir. Son zamanlarda da evliliğinizle ilgili bu ilişkiye sahiplenemiyorum, bu ilişkiyi yürütemiyorum, artık ses kaldıramıyorum diyorsanız, ilişkide herhangi bir sorun yok. Biraz ilişkinizi yavaşlatırsanız, korkularınızı yenerseniz daha sağlam enerjiye gireceksiniz. Büyüttüğünüz hiçbir bana göre gözünüzde büyüttüğünüz hiçbir problem yok. Sizin böyle bir gökyüzü enerjinizde böyle bir durum var. Bence her şeyi, korkularınızı da tepetaklak geride bırakacaksınız. Doğru tespitlerinizde çok büyük başarılar, doğru düşüncenizle doğru adımlar atacaksınız. Derin derin nefes alıyoruz, ruhumuzu şifalandırıyoruz, pilatese gidiyoruz, yogaya gidiyoruz. Vücuttaki kasılan her noktamızı doğru hocayla çalışıyoruz ve kendimizi yeniden yaratmaya ihtiyacımız var. Eğer durumunuz yoksa, illa herkes sokakta hareket yapmanız, kendi kalbinizde ve beyninizle bütünleşip doğru nefes alıp vererek vücudunuzu, enerjisinde de iyileştirebilirsiniz. Bu ara şöyle bir durumumuz var değerli. Ani karar vermekten kaçının. Evet. Mesela ev alacaksınız ama kredi borcunuz var. Şu an buna izin veremiyorum. Bir yeriniz var, satayım mı satmayayım mı karar. Hayır, satmamanız gerekiyor. Burada zarar edeceğiniz gözüküyor. Uzun süredir arabanızla alakalı bir şeyler yapmam lazım diyorsanız, şu an bunu ne zaman yapabilirsiniz? 22 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül'den sonra yapabilirsiniz ama şu an bunu yapmak demek zarar etmek demek. Altınınız varsa bozdurmayın, bileziğiniz varsa bozdurmayın, zarar edeceğiniz gösteriyor. O yüzden ihmal etmeyin diyorum. Değerli terazi burçları, şunu da demek istiyorum. Bu ara organik beslenme, şekerinizle alakalı sorunlar, bu ara kilo takıntılarınız, estetik problemleriniz de ön planda olabilir. Bu ara bayağı bir dikkat edin. Herkes size küskün olduğunuz ve küstüğünüz insanlar size geri dönecek ve barışacaksınız. Ama eski sevgiliniz gerçekten yalvaracak ama siz, o gelse de içinizdeki yağlar erise de onun hatalarını bildiğiniz için asla kabul etmeyeceksiniz. Bu ara aile ortamları, evlilik kararı verip ilişkinizi de evinizin içerisinde tanıştırma evresinde olacaksınız. Hatta aile yemeği vereceksiniz. Değerli akrepler, bir yandan bazı dengeler düzelirken
Bazı ani kararlar sizi yıpratabilir. Evlilik kararı verdiniz ama şu dönem hani o tarihlerde biraz yıpratıcı olabilir. Ekim sonunu yaparsanız daha sağlıklı. Siz yine sözünüze nişanınızı yapın ama şöyle böyle çok acele etmeden yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünebiliyorum. Düşündürüyor haritanız. Terazi burçları şunu da demek istiyorum sizinle alakalı. Uzun süredir hukuki bir işleminiz varsa ya da yürüttüğünüz yeni iş alanlarınız varsa bunlarla ilgili doğru hareketler hayatınıza geçiş sağlayacak. Borç aldığınız ya da borç verdiğiniz kişiyle alakalı bağlarınızda doğru anlaşmalı şekilde hak ve hukuk kalmayacak. Herkes yolunu ayıracak olarak gözüküyor. Ortaklı iş olan bazı terazi burçlarında da kesinlikle ortaklı bir iş yapmak istemiyorum dediğimiz nokta ve bu Eylül ayı artık bu anlaşma biteceğini uyarıyorum. Evet, uzun süredir zorlayıcı ve problemli olan birçok şeyin farkına varacağız. Doğru nefes alıp hayatımızdaki aksilikleri geride çıkartıp kendinizle ilgili keşfettiğiniz korkularınızı ve korkularınızla alakalı yüzleşirseniz her şey daha çok kolay olacağını düşünüyorum. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli terazi burçlarım.